Arkadaşlar, bizim bulunduğumuz yerde internetle ilgili belki sıkıntı olabilir. Bir yere ayrılmayın. Evet. Bir problem olursa tekrar kendisini toparlayıp dönecektir büyük ihtimalle. Onun için hep beraber bunu en başta bilelim. Bazen zayıflama gibi bir şey oluyor. Birlikte Oo, olan şekerim değil. arkadaşlar, Merhabalar. aynı yerde olan arkadaşlar konuştukları zaman mikrofonlarını açarlarsa, diğerleri kapatırsa çok iyi olur. Çünkü seste yankılamalar yapabilir. Buna dikkat etmeye çalışalım. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Sanırım birkaç arkadaşımız daha gelecek. Uygulanan bütün arkadaşların kameralarını açmalarını isteriz. Uygunlarsa açsınlar, değilse bir dahaki sefere. Umuyorum burada olan herkes YouTube'daki Atomians Akademi kanalını takip ediyordur. Orada hem canlı yayınlarda hem de diğer videoların bulunduğu bölümlerde hem eğitimler var hem de bizim başımızdan geçen hadiseler, özellikle mesela bu akşam Almatı ile ilgili bir videoyu koydum oraya. Beraber neler yaşadık. Belki biraz uzun olmuş olabilir ama o birinci bölümdü. Daha sonra ikinci, belki üçüncü bölüm olarak da Dina Hanım'la konuşurken dedi ki yemek bölümünü ayıralım. O zaman kendisi de dedi ki ha, gastronomi olsun. Evet. Gastronomi adlı bir bölümde olacak arkadaşlar. Burada olan arkadaşlar Almatı'da neler yediler, neleri tattılar, neleri gördüler. Onlarla ilgili benim çekmiş olduğum bazı küçük küçük olsun videolar ve artı resimler var. Onları da paylaşmış oluruz. Umarım onları keyifle seyredersiniz. Hatta seyrederken şöyle düşünmenizi isterim. Ben de burada olsaydım iyi olurdu. Benim için de çok iyi olurdu. Bir dahaki sefere ben de burada olmalıyım ve bunun için de neler yapmalıyım acaba, neler yapabilirim acaba diye düşünmenizi rica da ediyorum. Bir sonraki bu tür bir etkinlikte umarım çok daha fazla kişi hep beraber oluruz. Belki Türkiye'nin bir tarafında olabilir. Belki dünyanın farklı bir tarafında olabilir. Keşfettiğimiz, gördüğümüz yerlerde bir kısım fikirler oluştu. Onları da ileride mentorlarımızla ne yapacağız? Tartışacağız, görüşeceğiz, konuşacağız, planlamalar yapacağız. Atomi yolculuğunda bize farklı şeyler de sunacağını Atomi'nin düşünüyoruz. Hem şirketimiz hem de kendimiz programlar yapmayı da planlamaya çalışıyoruz. Evet. Zamanında katılmak önemli. Onun için zamanında katılan arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Umarım keyif alacağımız bir toplantı olur. Biz keyif alacağımız bir geziyi birkaç arkadaşımızla birlikte yaptık. Bizim açımızdan çok tatlı ve güzel bir gezi oldu. Şakir Bey, Ayhan Bey, Nurten Hanım, Dina Hanım ve ben hep birlikte İstanbul'dan, tabii ki Ayhan Bey Antalya'dan İstanbul'a geldi. Şakir Bey İzmir'den İstanbul'a geldi. Nurten Hanım Yalova'dan İstanbul'a geldi ve ondan sonra hep beraber ne yaptık? Almatı'ya uçtuk. Güzel bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi hep beraber o geçirdiğimiz haftada olanları ne yapacağız? Hep beraber konuşacağız. Bizler neler yaşadık? Onları anlatmaya çalışacağız. Yalnız ondan önce biliyorsunuz Atomi'nin bize mottoları var. Mottolar çok önemli. Bunları her toplantıda tekrar tekrar okumak hepimizin aslında bir seremoni olarak yapması gereken şey ve burada bize Atomi çok güzel şeyleri alışkanlık haline getirmemizi, Atomi ile beraber olurken bunlara değer vermemizi istiyor. Nedir bu?
Ruha değer ver. Çünkü diyor ki insan en değerli varlıktır. Asla kullanılmamalı. Nihai hedef insanı kazanmak olmalı. Vizyon yarat. Geleceği öngör ve planla. Düşüncelerini tasarla ve geleceği şekillendir. İnançlı ol. Görmediğin şeylere inan. Çünkü vizyonu ortaya koyarken, vizyonu planlarken orada görmediğin şeyler var. O vizyona inanırsan, görmediğin şeylere inanmak, geleceğine inanmak ve böylece de istediğin yere doğru harekete geçmek bu sana bir itici güç olacak. Bunları yaparken de hem ruha değer ver, hem vizyon yarat, hem de inançlı olurken de hiçbir zaman için başından itibaren sonuna kadar unutmayacağın şey alçak gönüllü olmak. Neden? Çünkü her şeyi başardıktan sonra insanların mütevazi kalması zor olsa da bunu yapmaya çalışmak, mütevazi kalmak ve mütevazi kaldığınız zaman da gönüllerde aslında olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla lütfen bunları beraber yerine getirelim ve haydi 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 diyerek hem toplantımıza geçelim hem de Atomi ile olmanın güzelliklerini bu şekilde bir gözden geçirmiş olalım. Evet, şimdi arkadaşlar, beraberce olduğumuz arkadaşlarla ilgili ben küçük bir soru silsilesi hazırladım ve bunları onlara soracağım. Burada 5 adet soru var. Dönüşümlü olarak onlardan cevaplamalarını isteyeceğim. En sonunda da kendileri neler isterlerse son olarak söylemek istediklerini de hep beraber paylaşacağız. Evet. Şimdi birinci bölümde, yani birinci soruya karşılık olarak, tabii bunu katılımcı arkadaşlar Nurten Hanım, Şakir Bey, Ayhan Bey istedikleri anda ne yapabilirler? Söz alabilirler. Diyoruz ki Almatı Başarı Akademisi'ne katılma teklifi geldiğinde ne hissettiniz? Yolculuk biletleri ve organizasyon kesinleşince buna inandınız mı? Bu arada çok özür diliyorum. Dina Hanım, siz buradasınız. Teşekkür ediyoruz. Gerçi biz aynı yerdeyiz. Söylemek istedikleriniz varsa öncelikle sizden alalım. Yoksa da sorulara geçip arkadaşlardan fikirlerini alacağız. Hayır, başkalar hepsi konuşsunlar. Ondan sonra ben sadece istiyorum herkes bugün katılımcılardan biraz kendilerin vizyonların geniş öyle yapsınlar. Evet, tamam. Evet, görüşmeler. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Peki, arkadaşlar. Şimdi ilk sorularla başlıyoruz. Almatı Başarı Akademisi'ne herkes katılamadı. Size bazı arkadaşlara teklifler götürdük. Dedik ki Almatı'da bir başarı akademisi var. Buraya bizimle birlikte gelir misiniz? Birçok arkadaşa da götürdüğümüz teklif, ne yazık ki onların durumlarının müsait olmaması şekliyle ne olmadı? Gerçekleşemedi ve böylece tek tek arkadaşlarla konuştuğumuzda piyangonun çıktığı arkadaşlar bizimle birlikte geldiler. Tabii kendi programlarında uygun olan. Nurten Hanım, Şakir Bey ve Ayhan Bey. Şimdi onlardan kim önce söz almak isterse birinci sorunun yanıtlamasını rica edeceğim. Almatı Başarı Akademisi'ne katılma teklifi geldiğinde ne hissettiniz? Yolculuk biletleri ve organizasyon kesinleşince inandınız mı? Ben konuşabilirim. Nurten Hanım, buyurun buyurun tabii. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi ben ilk bana bu teklifi getirdiğinizden çok onur duydum. Başlangıçta ben de programımdan dolayı kabul etmek biraz zorlandım. Ama sonra oğlum beni dedi ki hayır anne dedi. Buna mutlaka değerlendirme o zaman yine ve hayalimde olmayacak şeydi. Ben küçük adımlarla ilerlemeyi düşünüyordum ama siz beni hızlandırmış oldunuz bu teklifte. Çok güzel bir teklifti. Yani bir roket gibi. Çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Gördüğünüz için. Önce başka bir ülkeyi de görme fırsatı bulduğum için. Atomi'yi daha ciddi anlamda tanışma fırsatı bulduğum için. Özellikle Dina'nın ve Rina'nın organizasyonlarıyla oradaki çok farklı bir fırsat imkanı tanındığı için.
Okan Bey, özellikle Türkiye'den sadece ilk önce sizi tanıdım ama sonra Dina'yla tanışma fırsatı edindim. Ve bu işte büyük bir güç olduğunu anladım. Sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ben de teşekkür ederim. Şimdi Şakir Bey'e geçelim. O zaman sırayla. Evet, tekrar ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Sesim geliyor değil mi? Nurten Hanım'ın sesi biraz kesik geliyordu ama az önce. Benim acaba tamam. Bulunduğunuz Evet. yerden olabilir. Dolayısıyla devam edelim. Evet, şimdi ben de başta Dina Hanım'a ve kardeşi Rina Hanım'a teşekkür ediyorum. Hem bu sponsorlukları için hem de güzel misafirperverlikleri için. Ayrıca mentörümüz Okan Bey'e de bize gerek Almatı'daki rehberliğiyle gerekse 7-24 sorularımıza ve ihtiyaçlarımıza cevap vermesiyle teşekkür ediyorum. Hepinizin huzurunda. İlk Kazakistan'a teklif geldiğinde aslında acaba Atom ile bu kadar çabuk mu hızlanacağız diye böyle bir şok oldum tabii. Çünkü daha yeni başlamıştık. Yani bir ay falan olmamıştı herhalde. Yani Okan Bey de dediği gibi bir piyango gibi oldu. Nasip, kısmet bize denk geldi. Bazı arkadaşlar gelemeyince bize nasip oldu. Ama hakikaten yani biletlerin alması falan değil de tamam Şakir sen de geleceksin dedikten sonra zaten artık inanmıştık yani bunu gerisine gerek yok. Okan Bey olduktan sonra evet dedikten sonra çok güzel bir haftalık bir program yaşadık. Gerek yol ekibi arkadaşlarımızla, gerek oradaki ortamla, gerek oradaki misafirlerle, diğer gelen misafirlerle beraber çok güzel bir ortam oldu, güzel bir gezi oldu. Tekrar teşekkür ederim. Bu iki soruyla ilgili cevabım budur. Sağ olun. Teşekkürler. Ayhan Bey, size söz verelim. İyi akşamlar herkese. Seste bir sıkıntı yoktur umarım. Devam ediyoruz. Yok. Evet, gayet güzel. Öncelikle Okan Beyler bizi aradığında söylemişlerdi. Ayhan Bey, Hangil Park'ın şeye Almatı'da bir programı olacak. Aynen Türkiye'deki bir Success Akademisi'ne katılacak. Dina Hanım birkaç arkadaşı birlikte götürmek istiyor. Türk ekibiyle birlikte. Sizleri de düşündüğü isimlerden bir tanesi diye söylemişti. Biz de cevaben söylediğimiz biz gelebiliriz ama bizden daha çok birlikte olduğumuz arkadaşlardan gelmek isteyenler varsa onların katılmasını biz de daha tercih ederiz şeklindeydi. Ekibimizdeki veyahut da birlikte çalıştığımız arkadaşların gerekli görüşmeleri yaptılar. Müsaitlik durumları olmadı sanırım. Dolayısıyla sizler bizi aradınız. Ayhancığım, katılımcı arkadaşlardan biri sizsiniz. Lütfen gerekli pasaport ve şeyleri gönderir misiniz bilet alımları için? Ben şaşırdım yani beklemiyordum daha doğrusu. Ama pasaportlar ve işin içerisine biletler girmeye başlayınca işin ciddiyeti ve heyecan kısmı tabii ki artıyor. Özellikle İstanbul'da bir Success Akademisi'ne katıldık biliyorsunuz Kim Yonsuk'un katıldığı. Birlikte bir orada Success Akademi'ye katıldık. Daha sonra Almatı'da Hangir Park'ta birlikte bir Success Akademi. Yolculuğuyla İstanbul Havalimanı'yla Antalya'dan başlayan bir heyecanla Almatı'ya kadar bizi taşıdı. Zaten Almatı ayrı bir dünyaya açılmış olduk. Ayrı bir şeye açıldık. Ben de bunu kastetmek için fon olarak, arka fon olarak Navat'ı seçtim. Navat'ın fotoğraflarını koydum. Arkadaşlar tekrar bir ne kadar canlı bir program olduğunu hatırlayabilsinler diye. Teşekkür ediyorum. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Evet, ben hepimiz için aslında inanılmaz bir şeydi. Ta ki biletler, organizasyon kesinleşinceye kadar bunda arkadaşlar hep beraber yaşadık. Sonrasında evet, ikinci grup soruya geçelim. Almatı'da gezi boyunca kaldığınız yerler, gezip gördükleriniz, Kazakistan restoran ve yemekleri gibi aksiyonlar hakkında neler dersiniz? Mentörlerimizden Dina ve Rina ile görüşmek, farklı ülkelerden gelen kişilerle tanışmak konusunda neler söylemek istersiniz? Evet, bu konuda da Nurten Hanım'dan başlamak üzere ne yapalım? Görüşleri alalım, düşünceleri alalım bakalım. Her şeyden önce Şakir Bey ve Ayhan Bey iyi akşamlar diliyorum sizlere de. Ben bu kadar güzel bir şehirle ya da bu kadar güzel bir ülkeyi görebileceğimi şahsen tahmin etmiyordum. Çok güzel bir ülke olduğunu gördüm. Çok yeşil. Hayranlık duyduğum birkaç bir şeyini yaşadım. Caddelerinin güzelliğine hayran kaldım. İnsanların sıcakkanlı oluşuna, bizlerle çok ilgilenmelerine, Türkleri çok sevmeleri beni çok cezbetti. Kendimi oraya aitmiş hissine kapıldım.
Hiçbir şekilde yabancılık çekmedim. Sizin Ayhan Bey, sizin önderliğinizde, Dina'nın ve bize yaptığı rehberlikte çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü o taksilerdeki gezilerimiz çok şıktı, çok güzeldi. Onun dışında restoran ve yemeklerindeki o yöresel yemekleri tatmak, o garsonların bir gösteri sunması ya da Kore restoranındaki gibi yerlere, bizi özel yerlere, çok özel yerlere götürmeniz çok onurlandırdı. Yine teşekkür ediyorum. Bizim kendi arkadaş grubumuz olarak da çok büyük bir birlik beraberlik içerisindeydik. Çok kibar beyefendilerle birlikteydik. Zarif ve çok jest yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. Zulya Hanım'ı da buradan hatırlamak istiyorum. Azerbaycan'dan bize katıldığı için. Onunla da çok güzel saatler geçirdik. Ama Dina ile Rina kardeşleri tanımak ayrı bir onurdu yine. Ama ben şunu fark ettim. Dina'nın beyin adamı olduğunu anladım. Çok zeki bir kadın olduğunu gördüm. Rina'nın da sosyal yönünü keşfettim orada. Ve iki kardeşin çok güzel organizasyonlar gerçekleştirdiklerine tanık olduk. Hep beraber o yemeklerimiz ya da onların sunmuş olduğu güzel birlikteliklerimiz harikulade güzeldi. Dina'nın kurmuş olduğu ekibin büyüklüğünü gördüm orada. Bu kadar büyük bir ekibe sahip olması çok çok büyük bir gücü gösteriyor zaten. Atome'deki gücü gösteriyor ve herkesin inancını anlatıyor insanlara. Biz de, ben onu fark ettim. Yani herkes oraya inanarak, severek gelmiş çünkü. Ve mentorlarını çok sevdikleri, sponsorlarına çok inandıkları için kaç tane ülkeden, kaç tane şehirden hareket edip gelmişler. Bu çok büyük bir farkındalık yarattı bende. Onun dışında her iki kardeşin bize göstermiş oldukları yakınlıklar, samimilikler ve diğer ekiplerle bizi tanıştırmaları, Saksız Akademik'teki birlikteliğimiz çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum yine. İnşallah devamlı tekrar birlikte devam edeceğiz. Bu film böyle bitmeyecek, onu biliyorum. Evet, filmin çekmeye devam ediyoruz. Evet. Çok güzel. Şakir Bey? Gerçi Nurten Hanım çoğu noktaya değindi ama geldiğimizde bize dediler ki yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, neler gördünüz anlatın dediler. Biz de aslında yediğimiz içtiğimiz şeyleri unutamadık. Onu da siz zaten başka bir videoyla gösterecekmişsiniz herhalde. Hakikaten ben daha önceden Rusya'ya, Gürcistan'a gitmiştim ama Orta Asya ülkelerine gitmemiştim. Kazakistan'ı bu kadar böyle yeşil, güzel beklemiyordum işin doğrusu. Nurten Hanım hep orada bahsediyordu. Caddelerine bayıldım, caddeleri çok güzel, çok geniş, çok temiz falan diye. Hakikaten öyleydi. Gezdiğimiz yerlerde yani bence çok az yeri gezebildik. Çünkü vakit dar, gezilecek yer çok. Ama o kısa zamanda da yine çok güzel yerleri dolaştık. Hele o restoranlardaki o çay sefasını her defasında dile getiriyoruz. Aromatik çayların tadını damağımızda kaldı, onu unutmadık. Bununla beraber Nurten Hanım da bahsettiği gibi gerçekten insanlar Türk olduğumuzu, işte Türkiye'den geldiğimizi görünce sanki aileden biriymiş gibi karşıladılar. O çok güzel bir ortam oluşturdu. Bununla beraber kaldığımız yer de mesela çok nezih, güzeldi. O site gayet güzel. Okan Hocam bahsetti. O videoyu arkadaşların izlemesini istiyorum. Çünkü anlatmakla bitiremeyiz şu an kısa bir süre zarfında. O videoda çok güzel görüntüler, gittiğimiz yerlerin güzel ayrıntılı resimleri ve videoları var. Turgut Özal Bulvarı vardı. Biz direkt taksiye Turgut Özal Bulvarı deyince önümüze kadar geliyordu taksi. O noktası güzel. Diğer taraftan Dina Hanım'ın ve Rina Hanım'ın uzaktan gelen misafirlerle beraber kaldığımız evlerde, gidip beraber oturduğumuz, çay içtiğimiz yerlerde de yani ya Rusça ya Kazakça konuşuluyordu. Ya Ayhan Bey'in ya da Zülfiye Hanım'ın tercümeleri vardı ama bizim orada ortak dilimiz Atomi'ydi yani. Hakikaten herkes Atomi'de buluşmuş. Atomi'nin ortak fikirleriyle güzel bir farkındalık, güzel bir birliktelik oluşmuştu ve herkes güler yüzlü, samimi bir ortam oluşturmuş. Böyle bir aile ortamındaydık adeta. Dina Hanım'ın çocuklarıyla, torunla tanışmamız, işte diğer arkadaşlarla tanışmamız çok güzel bir aile havası verdi. Ben çok memnun kaldım. Tekrar teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Sıra Ayhan Bey'le. Evet arkadaşlar, Atomi deyince dünyayı görmek aklıma geliyor artık. O ağdan içeri giriyoruz. Ama ben Atomi'de en çok gezen insanlar olarak Talya ve Mungem Kim çiftini görmüştüm. Bir ayın neredeyse 3 haftası yurt dışındalar. Bir haftası Success Akademi'nin bulunduğu hafta Kore'ye gidiyorlar. Oradaki bu akademiyi kaçırmadan. Sonra tekrar yine valizlerle yurt dışına çıkıyorlar.
Dedim ki Allah'ım ya atomu böyle bir şey mi? Yani bir ayın 3 haftası dışarıda, bir haftası evde, memlekette veyahut da bizim dünyaya açılmamız Kazakistan'dan başladı. 93 yılında ben o taraflara gitme bir imkanım olmuştu. 93 yılındaki Kazakistan ile bu Kazakistan arasında baya bir level farkı var. Her şey değişmiş. Yani sağ olsunlar Din Hanımlar, Rin Hanımlar bizi gayet güzel 5 yıldız konforunu ve ihtişamını aratmayacak yerlerde bizi misafir ettiler. Aynen otomatik bir şekilde girişlerimiz, kartlı girişlerimiz, elektronik karşılanmalarımız ve her türlü ihtiyaçların giderilmesi yönüyle çok sağ olsunlar A'dan Z'ye her şeyi düşünmüşler. Kazakistan'ın level atlaması ayrı bir olay. Ama en güzel olay arkadaşlar, bu iki Star Master kardeşlerin ekipleriyle tanıştık. Buryat'tan gelen oldular, Yakutistan'dan gelenler vardı, Başkurdistan vardı, Dağıstan'dan gelenler vardı, Özbekistan vardı. Efendim hatırlayabildiğim kadarıyla Rusya'dan gelenler vardı, yine Tamara'nın ekibinden. Bayağı bir çok ekibi vardı. Ama şunu anladım, en son değerlendirme toplantısında bir tane çok utangaç, çok mahcup bir arkadaş çıktı. Kadın bir arkadaş, genç, böyle herhalde 23-24 yaşlarında, konuşamıyor utancından, o kadar yani mahcup birisi. 4000 kişilik bir kasabada yaşıyor kendisi. Ama anlattığından anladığım kadarıyla çalmadığı kapı kalmamış. Bu 4000 kişinin içi olan bir kasabada arkadaşlar, kendisi Sales Master seviyesine gelmiş. Tebrik etmemek, takdir etmemek ve alkışlamamak mümkün değil yani. 71 yaşındaki bir teyzenin anlattıkları, kızlarıyla birlikte yaptıkları işler, bir evladın annesinin rahatsızlığıyla hemohimle tanışmaları, daha sonra Atomi ile tanışmaları, kendi işini bırakıp Atomi'de full time işe başlaması, anlatılacak gibi şeyler değil. Hele bir de bizim Türkiye'den olmamız onlara daha bir ilginçlik katıyor. Bayanların yanında bayın olması çok değişik geldi onlara. Değişik bir renk kattığımızı düşünüyorum. Onlar için de bir güzellik oldu. Bizler için harika bir motivaya vesile oldu zaten. Ama şunu söyleyeyim. Atomi ayrı bir dünyaymış. İlk kapısını Kazakistan ile çalmış olduk. Teşekkür ederiz Din Hanım'a ve Rina Hanımlara. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Hakikaten çok farklı atmosferleri hep beraber yaşadık. Şimdi tekrar Ayhan Bey'e döneceğim. Bu sefer gerisin geriye gidelim. Parkangil ile Başarı Akademisi hakkında düşünceleriniz nelerdir diye Ayhan Bey'den başlayarak sonra Şakir Bey, sonra Nurten Hanım'ı alalım. Hangil Park çok farklı bir insan. Korece konuştu. Orada Rusça tercüme ettiler. Biz translator'ın tercüme edebildiği kadar anlamaya çalıştık. Ama lisanı hal ile anladığım şu, Türkiye'de de aynısını yaptı çünkü. Gitmiş olduğu memleketlere önce o memleketlerle yakınlığından başlıyor, tarihinden başlıyor ve birlikteliklerinden başlıyor. Kendilerini o kadar yakın hissediyor ki insanlar sanki Hangil Park sokağa çıksa Koreli birisi demezler. Zaten çekik gözlü olmaları sebebiyle onlardan birisi şeklinde görünüyor. Ama 1,5 saate yakın konuştu. İnanır mısınız, başlangıç enerji seviyesiyle son noktaki şey yaptığı enerji seviyesi daha yüksekti. Noktayı koyduğundaki enerji seviyesi. Bitmez, tükenmez bir enerji. Ama sonu şu, herkes birlikte olduktan sonra diyor hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki sizler çalışın, yeter ki sahaya çıkın. Gerisi kolay, şirket ve ürün kısmı bizde, sadece sizle konuşma kısmı dedi. Kısacası bunu söyledi. Hangil Park'la birlikte olmak farklı bir olay, değişik bir his. Mümkün olsaydı da yan yana gidebilseydik ama inşallah bir dahaki sefere, artık bu sefer kaçırmam. Yolu öğrendim çünkü. Teşekkür ediyorum. Süper. Evet, bize de öğretirsiniz. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi Şakir Bey'den alalım. Success Akademi, yani Başarı Akademisi ile ilgili duygularını. Evet, Hangil Park denildiği zaman Nurten Hanım aklıma geliyor. İlla o fotoğrafı çektirecektik beraber dedi ama bir türlü başaramadık. Çok da yakınına kadar gelmişti ama
Kaçırdılar o fırsatı. Ben uzaktan seyrettim bu durumu. İnşallah bir sonraki sefere diyelim. Hangi park ya da Akses Başarı Akademi ile ilgili şunu söyleyeyim. Birincisi başkanın hakikaten o yaşına rağmen videolarını izliyorduk, bakmıştık ama o akademide de yaklaşık dediği gibi 1,5-2 saat kadar konuştu. Aynı heyecan, aynı tempoyla sanki işe yeniden başlıyormuş gibi anlatması. Böyle hani sıfırdan insanlara bir şey anlatıyormuş gibi o heyecanı yaşaması beni etkiledi hakikaten. Yani aslında çok büyük bir şirketin sahibi ya da CEO'su. Yani artık çok fazla şeye gerek yok. Bu kadar anlatmaya gerek yok. Zaten çıkan şeyler kariyer yapanlar anlatıyor anlatacaklarını. Her şey açık net aslında. Ama ona rağmen yine sanki yeniden başlar gibi her şey çok güzel bir enerjiyle anlatıyor ve enerjiyi karşıya da verebiliyor. Bunun yanı sıra aslında Atom ile ilgili ben şunu daha net görmüş oldum. Hani burada daha önceden Okan Bey ile konuştuk ya da seminerleri dinledik ama Rusya'ya bağlı işte o bölgedeki Orta Asya Cumhuriyetlerinde insanların bu sistemi böyle benimsemeleri, bunu kabul etmeleri, bunu iş olarak benimsemeleri hakikaten Atomi'nin büyük bir firma olarak güven verdiğinin kanıtıydı yani. Ben onu gördüm. Demek ki böyle bir güven var firmada. Firma böyle sağlam bir temeller üzerine oturtulmuş. Bu bir. İkincisi bizden çok daha küçük olan şirketlerde özür dilerim ülkelerde hem ekonomik olarak hem coğrafi konum olarak belki dezavantajlı hem de nüfus olarak daha az olan ülkelerde bu kadar kısa bir sürede bu noktalara gelindiyse diyorum ben Orta Asya Cumhuriyetlerini düşünce ya da Rusya'nın bazı bölgelerini Türkiye gibi büyük bir ülkede ekonomisi büyük nüfusu genç büyük işte internet çağıyla hemdem olan bir ülkede bu iş çok daha kısa sürede çok daha büyük noktalara gelebilir. Biz çok geride kalmışız belki ya da çok biraz geç başladığı için. Dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir fırsat. Türkiye'de daha civciv aşamasında ben öyle düşünüyorum Atomi'nin. Çok daha büyük noktalara gelecek, ileri noktalara gelecek ve biz ne kadar bu işin önünde durursak, ne kadar buna sarılırsak bizim için gelecekte yani maddi kazanımlarımız hem fazla olacak hem de ekonomik olarak özgürlüğümüz daha rahat bir noktada olacak. O yüzden Atomi'nin hem ürünlerinin hem de firmanın sisteminin sağlıklı çalıştığını ben orada gördüm yani. Dolayısıyla bunu da arkadaşlara çok rahatlıkla güven duymalarını tavsiye ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Harika tespitlerdi. Bunlar çok güzel şeylerdi. Dolayısıyla ufak ufak da ben aslında gördüğünüz gibi resimleri paylaşmaya çalışıyorum. Fakat bunların daha genişi Atomians Akademi YouTube kanalında var. Bölüm 1 çıktı. Bölüm 2 umarım yarın gastronomi olanında belki bir sonraki güne yetiştirmeye çalışacağım. Orada olmayan arkadaşlar da onları bu videoları seyrettikleri zaman çok daha net şeyler görmüş olacaklar. Evet, Nurten Hanım sizden devam edelim. Şimdi ben de şöyle bir bakış açısını göstermek istiyorum. Birçok network ağında ya da birçok firmada hiç kimse patronu tanımıyor. Sadece ismen belki biliyorlar, belki de bilmiyorlar. Ama Atomi'nin en büyük özelliğinin patronla bir arada olabilmenin gücünü gördüm orada. Çünkü ikinci kez görüyorum Hangil Park'ı. Bir İstanbul Success'ta tanışma fırsatı buldum. İkincisi de Kazakistan'da. Bununla ayrı bir duygu yaşadım. Çünkü herkes patronuyla gerçekten tanışamıyor. Böyle bir fırsatı yok. Ve gerçekten 70 küsur yaşında olup da o kadar büyük bir enerjiyle onun da ülke ülke dolaşması, bu işine ne kadar ciddiyetle baktığını, onun ortaklığı, hepimiz iş ortağıyız. O bize o açıdan bakıyor çünkü. Ortaklarıyla birlikte olmanın onurunu o da yaşıyordur eminim ki. Ve kendisiyle gurur duymasını isterim. Çünkü bütün dünyaya yayılması onun çok büyük başarı, ekibinin de bütün ekip olarak hepimizi çok büyük bir başarı gerçekleştirdiğini gösteriyor. Hangi Park'ın Türkiye'deki bir konuşması benim çok hoşuma gitti. Dedi ki ben Türklerdeki coşkuyu böyle görmüş olsaydım fabrikayı buraya kurardım dediği zaman biz çok alkışlamıştık. Çünkü gerçekten bizdeki coşku inandığımız uğruna yapmayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki inanalım, ikna olalım. Ben o ruhtayım şu anda. Orada Hangi Park'ı tanıdıktan sonra şanslı olan bir kişi olarak yanımda simultane yayın yapan Zulya vardı çünkü. Sürekli olarak bana onu Türkçe tercümesini yapıyordu. O konuda şanslıydım. Orada gücü hissettim. Birlikteliğin gücünü gördüm. Takım ruhunu anladım. Ve ustalarımızın daha doğrusu bize nasıl yol gösterdiklerini keşfediyoruz.
Sağ olsun Dina'nın ve sizin. Gece gündüz biz size yazıyoruz. Hafta sonu demeden, saat demeden hemen dönüş yapıyorsunuz. Bunun gücünü hissettiriyorsunuz. Kompleks yok, kapris yok. Sevgiyi hissettiriyorsunuz. Ekibinizdeki ruhu hissettiriyorsunuz. Onu hissediyorum zaten. Yeni hayaller kurmamıza yardım ettiğine inandım. Öyle toplantılara katıldığım zaman, özellikle Kazakistan'daki bu 3000-4000 kişilik toplantıya katılmak, hangi parkın bu bir saate ya da bir buçuk saate geçen konuşmasının sonundaki o bize hayallerin nasıl kurulması gerektiğini anlattığı için yolumuzu daha doğrusu bir fener alayı gibi göstermesi beni çok etkiledi. Ve en önemlisi de hepimiz tek takımdayız, aynı takımdayız ve aynı ruhtayız. Atomi'nin ürünlerinin güzelliğini, kalitesini biliyoruz, kendimiz kullanıyoruz ve çok rahat anlatabiliyorum. Şimdi artık her gördüğüm kişiye neredeyse böyle içimden fışkırıyor anlatmak. Yanımdaki arkadaşlarım da o ruhun içerisinde, benimle beraber bu akşam birlikteyiz ve hepsi sevgiyle bakıyorlar. Dina hepinize el sallıyor şu anda arkadaşlar ve onlar da iş arkadaşlarını anlatmaya çalışıyorlarmış ama henüz benim ilk günlerimi yaşıyorlar. Çünkü çok bilgi sahibi değiller. Onlarla beraber olacağım daha fazla. Dina benim gözümde çok güzel. Çok yükseklerde. Okan Bey siz de ayrı bir yerdesiniz tabii ki. Türkiye'den bize böyle imkanlar, fırsatlarla. Çok sabırlısınız. Teşekkür ederiz. Bize çok sabrettiniz. Teşekkür ederim. Evet, verdiniz bu imkan için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hep beraber aynı güzel insanlarla olmanın ve bu güzel insanların sayısını arttırmanın aslında beraber çabası içerisinde olmak harika bir şey. Şimdi Şakir Bey'den başlayarak sonra Nurten Hanım, sonra Ayhan Bey'den son aslında iki sorunun toplamını yani görüşleri rica edeceğim. Geri dönüşteki hissiyatınız nasıl oldu? Gezinin size katkılarını kısaca anlatabilir misiniz ki gerçekten aslında ufak tefek de bahsettiniz. Böyle bir geziye katılmayı ne kadar tavsiye edersiniz? Evet, az önce de bahsettiniz belki ama kısaca bazı noktada bunlara cevap vermiş olduk. Şunu işte şirketin büyüklüğünü, sistemin güzel çalıştığını görünce evet bu iş olur dedim. Yani bu iş hemen olmasa bile yavaş yavaş da olsa bugün olmasa yarın kesinlikle olacak. Çok uzun bir şeye de ne gerek yok. Uzun zamanlar koymaya da gerek yok. Orta vadede çok güzel noktalara gelinebilecek bir iş aslında. Birazcık gayret göstererek. O yüzden dedim ki dönüşte bu işi, bu hayat senaryosundaki hedeflerimizi bir daha güncelleyip netleştirip hedeflerimizi yazıp buna göre küçük de olsa muhakkak her gün bir adım ne olursa olsun. Yani bu bir kişiye anlatma olur, bir kişi üyeliği olur. Önemli değil. Yani bir şey, o gün Atomi hayatımızın bir noktasında olacak. Öyle ya da böyle bir şekilde. Bu şekilde hayatı böyle normal hayatımızın yanında bu rutini de ekleyip diğer rutinler gibi bunu da bir rutine koyup onu gündemimize tutarsak bu iş çok rahat olacak ve inşallah hani bu işte sadece kendimizi değil sevdiklerimizi de sevindirmenin yolu var aslında. Çok güzel bir yol. Yani büyük şirketlerde dahi olsanız şirketlerde birbirinin ayağını kaydırma, arkasında işte ne bileyim şeyler çevirme olayları vardır muhakkak. Ama Atomi'de öyle bir şey yok. Burada üsttekiler alttakileri kaldırmaya çalışıyor. Alttaki de birbirine yardımcı olarak hem üstteki hem kendini destekliyor. Yani aslında birlikte çalışmanın bereketini görüyoruz bir noktada ve birlikte çalışmak gerekliliğini de yaşıyoruz, hissediyoruz. Yani tek başına olmuyor bu iş. Bunu görmüş olduk. Dolayısıyla eğer bir güzellik yaşayacaksak beraber yaşayacağız. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla yaşayacağız. Bunu da o yüzden sürekli artık tavsiye etmemiz lazım. Çünkü güzel bir durum var, güzel bir iş var. Niye tavsiye etmeyelim? Böyle bir gezi değil, her türlü geziyi bu şekilde beraber birlikte tavsiye ediyoruz haliyle. Yakında Kore, hedefimiz Kore şu an. Onu yazdık, Kore'ye gideceğiz inşallah, ilk hedefimiz. Ondan sonra başka gezilere birlikte beraber gitme niyetimiz var. Hedefler çok aslında gideceğim. Çünkü dünyada gezilecek çok yer var. Şu kısa dünya hayatını değerlendirelim madem öyle. Hem iş yaparken gezelim, hem gezerek iş yapalım. Sizin bazen söylediğiniz bir söz çok hoşuma gidiyor. Yani işi yaparken eğlenelim, gezelim. Hayatın tadını da çıkaralım. Bunu yaparken de işimizi de yapalım. Böyle güzel bir iş. Dolayısıyla 7-24 insan sürekli aklında düşünüyor. Gerçekten bazen kafaya koyuyorum yasa. Yarın bir şeyler kendinden dönüyor. Hani yatmak istiyorum ama o arada şu arkadaşla da şöyle bir şey mi görüşsem? Şuraya gitsem, şu programı yapsak? Kafa böyle kendi arka planda çalışıyor. Çünkü o niyete konulmuş. Hani hedefe konulmuş. Dolayısıyla istemediğiniz, yani düşünmeseniz bile birden bir kapı açılıyor önünüze. Bir fikir açılıveriyor.
Böyle güzel bir sistemde hep beraber olmak, birlikte daha güzel noktalara gelmek en büyük hedefimiz. İnşallah daha güzel noktalarda birlikte o arkadaşların master'dan çıktığı şey sahneye çıkar, arkadaşları alkışlarız inşallah birlikte. En büyük hedefimiz bu. Teşekkür ederim tekrar. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Zaten aslında bir sonraki sorunun da cevapları hemen hemen var içerisinde. Bundan sonraki hayatınızdaki atom reaksiyonları hakkında neler planlıyorsunuz? Evet, bu da oldu. Çok teşekkürler. Şimdi Nurten Hanım'a geçelim. Sonra Ayhan Bey'i alacağız. Her şeyden önce tatil çok güzel dinlendim. Motivasyonum çok arttı. Gerçekten bu bir fırsat demek ki tanındı bana. Bu bir kader diyelim ya da kısmet. Bunun bir anlamı olmalı. Hiçbir şey tesadüf değil dünyada. Bunların hiçbir tanesinin tesadüf olmadığını biliyorum. Ben 57 yaşındayım, emekliyim. Ve hala çalışma hayatına devam ediyorum. Ama ne zamana kadar diye soruyordum kendime. Ben ne zamana kadar çalışacağım? Çünkü evde oturmayı da seven bir kadın değilim. Atomine sizler sayesinde tanıştım. Ama şimdi bir ekip oluşturmaya başladım ve ekip ruhunu hissetmeye başladım. Sevdiğim insanlarla çalışıyorum. Atomi demek sevmek demek, ekibini sevmek demek. Bu çok güzel bir şey. Bunu hissettiriyor her şeyden önce. Dönerken tabii ki tatlı bir duygu yaşıyorsunuz, gitgeller yaşıyorsunuz. Planlar yapmanız daha ciddiyetle bakmanız gerekiyor ve bir yolda olduğumuzu biliyorum ama bu yolu daha da ciddiye almak gerekiyor artık onu anladım. Ama arkadaşlarıma onu anlatacağım bu gece. Hem tatil yapıp hem bir nevi eğlenerek gerçekten eğlenceli çünkü hiçbir baskı yok, stres yok, zorunluluk yok olduğu için bu insanda daha bir relax duygular yaratıyor. Daha bir stresi olmadığı için insan daha çok geniş yelpazeyle görebiliyor, düşünebiliyor belki de. Şimdi önümüzdeki hafta planlarımda 7-8 tane bir şeyim var. Ziyaretim olacak etrafımdaki insanlara. Görüştüğüm herkes de sıcak bakıyor. Çünkü şunu da gösteriyorum. Atomi'nin ürünlerini göstermek hemen kişileri anında zaten etkiliyor. O çok güzel bir şey. Güvenilir bir firmada olmanın vermiş olduğu rahatlık ve arkamı yaslanabiliyorum. Yani yaslandığım bir yer var. Şu anda bu yanımda bulunan arkadaşlar diyorlar ki biz ne zaman katılacağız bu gezilere? İnşallah onlar da bizimle beraber olacaklar. Evet, geziye gidip dönmek sayılı gün olduğu için bitmek zorunda olduğunu hepimiz biliyorduk zaten ama Şakir Bey ile Ayhan Bey'e bana destekleri için uçaktan sonra sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel bir ekip kurmuşsunuz. Ekibiniz inşallah bütünüyle tanışmayı Allah nasip etsin. Dinacığım, o Rusya'dan gelen arkadaşlarınız, Ukrayna'dan ya da diğer ülkelerden gelen Tacikistan, Özbekistan ya da Azerbaycan'a gelen arkadaşlarınızın bize sıcakkanlı davranması beni çok onore etti, mutlu etti. Hepsi Türk bayrağını gören o salondaki kişilerin gelip bizimle resim çektirmeleri ayrı bir onur vericiydi. Ve Türkleri çok sevmeleri daha bir sıcak bakmamı sağladı. Çünkü başka dünya ülkeleri değil, Kazakistan'da olmak ayrı bir özellikmiş, onu gördüm orada. Evet, ama ben Kazakistan'a tekrar gitmek istiyorum. Kore hayalimiz var. Kore hayalimiz işle ilgili olacak. Onu biliyorum ama bak burada arkadaşımın annesi, anneannesi var. Diyorlar ki biz de gitmek istiyoruz. İnşallah Allah hepsini göstersin. Sizleri çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, hep beraber gideceğimiz günler gelecek. O günler için birlikte olmak, Atomi ile ilişkileri devam ettirmek ve bundan sonrasında birlikte planlamak aslında yapılabilecek en basit işlerden, şeylerden bir tanesi. Evet Ayhan Bey. Evet arkadaşlar, bir hafta dolu dolu bir program geçirmek, bir iş seyahatinde bulunmak, artı hangi parkta aynı ortamda bulunmak, onu dinleyebilmek, Kron masterlarımızı, oradaki değerli kariyer almış arkadaşları dinlemek, ayrı bir ayrıcalık, ben öyle addediyorum. Ama oraya hepimizin gitmesi lazım. O türlü iş gezilerine hepimizin katılması muhakkak gerekli. Çünkü işe bakışınız bir değişiyor. At gözlüğünüzü bir açıyorsunuz artık. Etrafa bakmaya başlıyorsunuz. Belki dokunmadınız, belki atladınız, belki listelerinizi tekrar bir gözden geçiriyorsunuz. Ve muhakkak ama muhakkak kendi listenizden bir liste daha çıkabiliyor çok rahatlıkla. Ya da insanlar size dönüş yapmaya başlıyorlar. Bu da bana bu zamanda böyle denk geldi.
Dönüşten itibaren ne yapmamız gerektiğini artık iyice ciddi bir şekilde düşünmeye başladım. Aldım Ayhan'ı, koydum karşıma. Ne yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Muhakkak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Oradaki o bayan arkadaşlarımızın gayretlerini, çabalarını ve iştahlarını gördükten sonra sanki ben kendi kendimize ihanet ediyormuşuz gibi geldi Atomi'ye. 85 milyonluk bir ülkedeyiz. Daha bunlardan belki 1 milyon kişisi duymadı Atomi'yi, daha duyurmadı. İnsanlar yeni yeni sağdan soldan duymaya başlıyorlar. Biz ne kadar çabuk olur da onlara ulaşabilirsek, inanın arkadaşlar, Kazakistan'a gitmek artık iş seyahati değil de Dina Hanım'ı, Rina Hanım'ı ziyaretler için gideriz artık bundan sonra inşallah. Öyle düşünüyoruz. Aile ziyaretleri için, dost ziyaretleri için gitmeye başlarız. Ama hep birlikte olmalıyız. Hissettiklerimiz bir aktivasyon, bir kendimizi bir bu motivasyon ile bir harekete geçirmemiz gerekiyor. Ben burada ziyaretlerime başladım. Ne yapabilirim, ne edebilirim? Güzel kapılar açabilmek adına sadece kendimiz değil, bütün arkadaşlarımız adına, ekibimizdeki, grubumuzdaki, bizden sonra tanıyan arkadaşlarımız adına ne yapabiliriz'in gayreti içerisine girdik. Ve bununla birlikte, bu planla birlikte, Okan Beyler söylediler zaten, yeniden bir hayat senaryosunu dolduruyoruz. Yılları, tarihleri, ayları yazaraktan yeni bir hayat senaryosu ve Hangil Park'ın dediği yine doğru, yine gerçekleşti. Lütfen canlı hayallerinizi canlı olarak kurunuz diyor. Canlı hayal ediniz. Canlı hayal ettikçe muhakkak gerçekleşecektir. Detaylarıyla birlikte arkadaşlar. Detaylandıraraktan bir hayat senaryosunu tekrar bir yazma aşamasına girdim. Bu benim üçüncü hayat senaryosu yazışım arkadaşlar olacak. Her bir seviyeye geldiğimizde işin bir boyutunu daha yeni anlıyoruz. Değiştirmek ihtiyacı hissediyoruz. Toplantılara gittiğimde hayat senaryosu sayfalarından birkaç tane fazla alıyorum ki arada bir değiştirmem gerekiyor, tekrar doldurmamız gerekiyor. Senaryomuzu netleştirip, daha detaylandırıp, daha tarihlendirip arkadaşlar tekrar haydi 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 deme zamanı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Neredeyse bu söylediklerinizle birlikte ben de aslında o geçen bir haftayı tekrar yaşamış oldum. Zaten videolarla uğraşırken de o burada bunu yaşadık, burada bunu yaşadık filan diye böyle hep tekrar tekrar yaşıyorum aslında. Çok güzel şeyler yaşadık. Çok teşekkür ediyorum. Hem dostluklarınız için hem birlikte olduğumuz için. Umuyorum daha fazla arkadaşla birlikte, çok daha fazla arkadaşla hep beraber öncelikle yine Kazakistan olmak üzere yakın memleketlerde, vizesiz memleketlerde. Kazakistan arkadaşlar 30 gün gelip kalabiliyoruz burada. Dolayısıyla böyle gezilerde hem buradaki arkadaşları, buradaki Atomi ile ilgilenen arkadaşları tanımak güzel şeylere vesile olacaktır. Ben mesela bugün Bakıt Hanım'ın eğitim merkezine gittik beraber Dine'yle. Onunla ilgili küçük bir video çektim ve Instagram hesabına da koydum. Birçok yere de koydum. Mutlaka görmüşsünüzdür. Farklı farklı insanlarla tanışınca onların hayat hikayeleri, onların Atomi ile ilgili olan ilgilerini ne yapıyorsunuz? Hissediyorsunuz, görüyorsunuz ve size bir şeyler katıyor. Çok harikaydı. Çok güzeldi. Benim kısaca böyle unutamadığım anlardan bir tanesi de bir bayan arkadaş. Çok uzak yerlerden gelmeye çalışıyor akademiye. Yakutistan mıydı? Tam bilemiyorum ama belki unuttuğum arkadaşlar, not alan arkadaşlar hatırlatabilirler. Kendisi uçağı kaçırıyor. İkinci bilet. Sonrasında Tuva. Evet. Tuva. Bakın yani belki de hiç bilmediğimiz bir memleket. Hakikaten de öyle. Baktığınız zaman çok uzak bir memleket. Birinci uçağı kaçırıyor. Daha doğrusu bileti yanıyor. İkinci, ondan sonra üçüncü bilet alıyor. Ve gelmek için uğraşıyor. Bakın ne kadar değişik bir durum. Biz İstanbul'da yapılan akademiye gitmiyoruz. Gidemiyoruz.
Nedense bilmiyorum. Yani bir şekilde bu akademilerin bize katacağı şeyler var. Onun için rica ediyorum. Hepimiz mutlaka bir yolunu bulup o akademilerde olmaya çalışalım. Bakın insanlar 1, 2, 3 bilet alıyor ve gelmeye çalışıyor ya. Birisi işte uyuyakalmış, birisi uçağı kaçırmış, birisi bilmem şöyle olmuş, böyle olmuş. Hatta gelemeyeceğim diye düşünürken bir şekilde kapılar açılmış ve üçüncü biletle birlikte o tarafa gelir olmuş. Çok uzaklar, Yakutistan, oralardan gelen insanlar vardı. Neden geldiler? Kendi içlerinde bir ışık var. Bu ışık, daha doğrusu bir araç buldular. Bu araçla hayatlarını küçük küçük değiştirmeye başlamışlar ve sonrasında da büyük değiştirenlerle ilgili hissiyatlarını ve hakikaten bu sistemi kuran insanı tanımak ve ondan bir şeyler dinlemek amacıyla geliyorlar, geldiler ve kendileri sonrasında mentorlarıyla Dina ve Rina Hanım'la da birlikte oldular. Orada da ayrıca bir doldular, bir restoranda sanırım 90-100 kişi kadardık. Yediğimiz yemekler harikaydı. Onları yerken hep beraber birbirlerimize hikayeleri anlattık. Gerçek yaşanmış olanları. Nereden geldiler, nasıl geldiler, ne yaptılar, neler oldu, ekiplerinde kaç kişi var, nasıl bir ekip oldu. Ve sonrasında hayatlarında nasıl değişiklikler oldu. Ayrıca yine Dinerina'nın başka misafirlerinin olduğu bir eve gittik. Orada da çok güzel şeyler yaşadık. Biraz önce belki fotoğraflarını gördüm ama videoları seyrettikçe daha da net anlayacaksınız. Sonrasında biz erkekler olarak biraz Türkiye'de işte biz üç kişiydik erkek olarak. Çok da fazla erkek yok gibi bu işi düşünüyorlar. Tabii Rusya'da da öyle daha çok bayanlar ilgileniyor. Biz erkeklerin ilgilenmesi onlar açısından bir ilginçlik oldu ve bize sorular sordular. Biz de onlara cevapladık. Ben duyuyorum ki bizim oradaki cevapladığımız videoyu da çektiler. Soruyla bir video yapmışlar ve şimdi kendi beylerine yani kocalarına sonrasında da işte yakın çevresindeki erkeklere ne yapıyorlar? Bunları anlatmaya çalışıyorlar. Çok güzel birliktelikler. Bizim onlara verdiklerimiz onlardan çok şey aldık ve böylece de çok güzel bir başarı akademisi geçti. Böyle olması yalnız bir tek üzüldüğümüz şey vardı. Daha fazla arkadaşla birlikte olmak. Bu her zaman için gerçekleştirilebilecek bir şey. Atomi bize çok güzel bir araç sunmuş. Bu araçla öncelikle biz nereyi gezersek gezelim yine işimiz ne yapıyordu? İşler devam ediyordu. Yani her gün uygulamadan biz Almatı'daydık ama uygulamadan baktığımızda kimler alışveriş yapmış, kimlerin herhangi bir şekilde ihtiyacı var, onlar kimler sorular sormuş, işimiz de devam ediyordu. Bu da çok güzel bir şeydi. Dünyanın neresini gezmek istiyorsanız, neresini görmek istiyorsanız, dünyada hangi insanlara faydalı olmak istiyorsanız, onları da lütfen Atomi sistemiyle tanıştırın. Söyleyeceğimiz tek şey var. Atomi online internet mağaza. İnternet mağazadan mağazanızı değiştirerek ihtiyaçlarınızı buradan alıyorsunuz. Bu kadar. Bunun dışında bir şey söylemeye de gerek yok. Böylece de tüketici tabanımız oluşacak ve böylece tüketicinin gücü birliktelik olmaya doğru devam edecek ve hepimize gelir olarak geriye dönecek. Teşekkür ediyorum. En sonda konuyu Dina Hanım'la kapatırız diye düşünüyorum. Tabii başka arkadaşların da düşünceleri varsa onları da alırız ama önce Dina Hanım'ı rica ederim. Açtım mikrofonu. Ben o seminerden ne en özel söz başkandan duydum ki siz bu işinizin sahibi nasıl sahibisiniz? Sahibisiniz. Evet. Sahibisiniz. Evet. O yüzden öyle hissetmek kendimize lazım. Evet. Ondan sonra dedi ki biz personal platform kuruyoruz. Çünkü buna vurgu yaptı. Evet. Çünkü
Tabii ki biz hala belki o kadar vizyonumuz yok ki bu global öyle platform olacak, evet. Ama biz o kadar büyük bir işin parçası, evet. O kadar güzel, ama bu Okan Bey dedi ki bu bizim elimizde bir araç, evet. O yüzden bu çok güzel, bize hazır araç verdiler elimize. Onu kaybetmek hiç olmaz, evet, bize. O yüzden bu platform biz Rusça biliyor musun? Biz bu platform bütün dünyada Olacak. olmasını biz sebep olacağız, evet. O yüzden birlikte bunu yaparız, evet. Evet, teşekkür ederiz. Evet. Tamam. Sizi zorluyoruz ama böylece de Yok, Türkçeniz daha da güzel oluyor. ondan sonra çok mutluyuz ki bizim arkadaşlar Türkiye'den, başka ülkelerden geldiler, katıldılar, o kadar memnun kaldılar. Bize de o çok güzel motive veriyor. Evet, süper. Ben çok mutluyum ki bizim ekibimiz o kadar doğru, düzgün insanlar, evet, ile görüştük, tanıştık, birlikte olacağız. Hep birlikte güzel iş yaparız ve seyahatler çok güzel, evet. Mutlaka. Evet, çok teşekkürler. Evet. Hakikaten öyle. Teşekkürler. Hep birlikte çok güzel. Evet, hep birlikte çok güzel seyahatler yapmak mümkün. Arkadaşlar, şunu da ben bir parantez olarak söyleyeyim. Yüz binlerce insana, on binlerce insana ekip olarak gereksinim duymuyoruz aslında. Bakın, sistemi eğer öğrendiğiniz zaman yüzlerce binlerce insana değil ihtiyacımız. Bu zaten olacak. Oluşacak. Zamanla ve devam ettikçe oluşacak. Çünkü siz birkaç kişiye anlattığınızda onlar birkaç kişiye anlatırken ne olacak? İşte o ekibim dediğimiz, gerçi ekibim demek bana çok doğru gelmiyor. Neden? Çünkü siz birkaç kişiye anlatmış oluyorsunuz. Onlar birkaç kişiye derken aslında hiç tanımadığınız insanlar da sisteme dahil olduğunda hep beraber birbirimize güç katarak ne yapıyoruz? Satın alma güçlerimizi ortak aşamada kullanmış oluyoruz ve böylece hayatımız değişiyor. Yüz binlerce insana gerek yok. Ortalamada 100, 200, 300 kişilik alışverişler yapan grubunuz olduğu zaman sizin hayatınızın kesinlikle dönüm noktası, finansal olarak dönüm noktasına gelmiş oluyorsunuz. Bunu bulana kadar devam etme gücünü gösterdiğinizde hayat gerçekten değişmiş olacak. Buna inanın. Buna inanmıyorsanız, inanmamız için ne gerekiyorsa birlikte oturalım, görüşelim, konuşalım. Ahem Bey ne dedi? Hayat senaryosu, hayat senaryosunu yeniden yazmak. Evet, çok doğru. Olmazsa olmaz iki tane kitapçığımız var, biliyoruz. Bir hayat senaryosu kitapçı, bir diğeri de profil kitapçı. Lütfen bu iki kitapçığı ilk siparişinize ekleyin şu anda olmayanlar. Lütfen bu iki kitapçığı her zaman için alın başucunuzda değerlendirin. Önce profil kitapçığını baştan sona şirketi tanımak için, şirketin vizyonunu anlamak için, başkanın hayallerini anlamak için lütfen bunları okuyun. Gerçekten güçlü bir şirket. Çünkü çok kısa bir zamanda milyar dolarlık gelirlere ulaşmış, satışlara ulaşmış. Sonrasında artık bunu 2'ye ve sonrasında da 3'e, 4'e, 5'e, 10'a, 100'e, 1000'e katlayacak belki. Belki değil, kesinlikle öyle. Kendisi hayallerini her zaman için yazdığını ve bizlere de söyledi zaten. Dolayısıyla siz şirketi düşünmeyin diyor. Evet, bizim şirketi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü biz kendi işimize bakalım. Atomi ile tanıştıracağımız insanların sayısını artırmaya çalışalım. Şakir Bey'e teşekkür ediyorum. Dönüşümde ne dedi? Her gün bir hareket, her gün bir hareket. Bu öncelikle belki
küçücük bir şeyle başlayacak. Bir kişiyle kahve içmek, bir kişiyle tanışıp bir krem sürmek, bir kişiyle Atomi hakkında küçücük bir sohbet etmek şekliyle başlayacak ve bu ondan sonra ilerleyip devam edecek. Trenden inmediğiniz sürece harika şeyler olacak ve o tren sizi istediğiniz hedeflere, o hayallerinize götürecek. Şimdi katılımcı arkadaşlardan, burada dinleyen arkadaşlardan söz almak isteyen varsa onlara da söz vermiş olalım. Ne hissettiler, ne düşündüler, neler demek isterler? İsteyen herkes konuşabilir. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Bu arada tanıştığım için çok memnun oldum. Özellikle Nurten ablamı takip ettim. Kazakistan gezinizi. Çok heyecanlandım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sıra bize de gelsin. Biz de istiyoruz. Daha çok yeniyiz. Çok şey bilmiyoruz ama toplantıya katıldıkça, böyle dinledikçe böyle bir keyif geliyor, bir heyecan geliyor. Böyle evet, çok güzel şeyler olacak hissi geliyor. Ürünlerimiz çok güzel. Ben ürünlerimi arkadaşlarıma kullandırıyorum. Arkadaşlarımız da katılacak ama ben ısrar etmiyorum. İstediğiniz zaman biz buradayız. Gelebilirsiniz. Bizim ailemiz güzel, katılırsanız ayrılamayacaksınız kesin diyorum. İnşallah çok güzel olacak. Nurten ablaya da çok teşekkür ederim. O ayrıca ablamdan daha yüksek bir mertebede kalbimde. Bana teklifle geldiği zaman ben asla altın gününe bile girmiyorum. Size bunu da söyleyeyim. Nurten abla bana geldiğinde, Nurten abla varsa ben de varım dedim. İyi ki de var olmuşuz. Şu an bile gururluyum. Tabii tanıdıkça, tanıştıkça daha bilgimiz olacak. Her toplantıda ayrı bir bilgi geliyor. Çok güzel. Çok mutluyuz. Kızımla birlikte, benim kızım biraz daha çabalıyor. Benim işlerim nedeniyle biraz ben gerideyim ama ilerleyeceğim inşallah. Çok güzel. Güzel olacak. Tebrik ediyoruz. Diliyorum ve inanıyorum. Evet. Hissiyatınızı biz de aldık. O hissiyat bizleri de uçuracak. Çok teşekkür ediyoruz. Burada olmak, güzel arkadaşlarla birlikte olmak. Aslında Atomi çok 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 derin şeyleri bilmeye gereksinim duyan bir model değil. Burada biraz önce bahsettiğiniz gibi ürünleri kendimizin kullanması ve çevremizdeki arkadaşların kullandırılması işin bel kemiği aslında. Dolayısıyla bunu yapmaya başladıkça çok güzel şeylerin olduğunu da göreceksiniz. Evet, bir başka arkadaşlardan da alabiliriz. Okan Bey. Buyurun. Öncelikle bu geziyi düşünen, ayarlayan, bunca zahmetine katılan Dina Hanım'a, sonra tanışma şerefine erdiğimiz Rina Hanım'a, ailesine, Neriman'ın güzel yemeklerine, Nazım'ın mihmandarlığına, Zulya Hanım'ın sağ olsun Azerbaycan'ı yanımıza getirmesine, Mansur'un Costa Rica'dan gelip bize katılmasına ve Nurten Hanım, Şakir Bey gibi böyle nezih arkadaşlarımızla birlikte böyle bir iş gezisine katılmak bizim için bir ayrıcalıktı. Bir şeref, bir onur oldu. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Ama inşallah bir dahaki sefere daha büyük bir grupla, daha güzel toplantılara hep birlikte gitmek umuduyla ve dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sizlere de tabii ki bu arada. Sağ olunuz. Ben de teşekkür ederim. Çok güzel dilek. Okan Bey, amin diyoruz. Buyurun. Gerçekten yani hedefler tabii sonsuz oluyor. Amaçlar, hayaller. Çok güzel bir yere gitmişsiniz. Yani tabii bizim de var hayallerimiz, hedeflerimiz. Çok çok teşekkür ederiz. Bu arada siz de hoş geldiniz. Arkadaşlarımızın hepsi çok çok kıymetli, çok değerli insanlar. İnşallah hep beraber gideceğiz tabii ki. Evet. Yani harika. Bunu hayallere yazmak en önemlisi.
Evet, aynen öyle, aynen öyle. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. Başka bakıyoruz. Kim söz almak ister? Ben bir şey söylemek istiyorum müsaitseniz. Tabii, buyurun. Şimdi yeni katılan arkadaşlarımız var. Bizi dinleyen arkadaşlardan şunu ben acizane tavsiye etmek istiyorum. Kendime de tabii öncelikle, sonra arkadaşlara. Orada gördüğümüz, beraber yakın çevrede birlikte olduğumuz küçük gruplarda hep şunu gördük. Bu işe girdikten sonra etrafındaki yakındaki insanlara anlattıklarında, aman ben bu işte yokum, beni bulaştırma, ben karışmam, işte girmek istemiyorum deyip aynı şu an bizim yaşadığımız tepkileri alan insanlarla çok karşılaşmışlar. Ama bir müddet sonra işin ilerlediğini görünce, geri dönüşümlerin, kazanımların olduğunu görünce, bu sefer eşleri bunları zorlamış. Hani siz de gitseniz de siz de beraber aynı işi yapsanız da diye. Yani bu tarz dezavantajlı durumlar ya da işte olumsuz geri dönüşler alabiliriz. Kesinlikle bunlara alış etmemeliyiz. Sizin dediğiniz gibi at gözlüklerini takıp birkaç sene, bir sene, iki sene olumsuz fikirlere, sözlere çok kulak asmadan önümüze bakıp başka insanlara hedeflenip, başka insanlara fokuslanarak işimize devam etmeliyiz. Bunu şu anki arkadaşlara ve kendime de tavsiye ediyorum. Bir rehber olarak önüme yazıyorum bunu. Çok önemli. Yoksa bir noktadan sonra bazen insan demoralize olabiliyor. Sürekli motivemizi sağlam tutmak adına bu önemli bir nokta. Tekrar Dina Hanım'a, size, Rina Hanım'a teşekkür ediyorum. İnşallah başka gezilerde hep birlikte daha çok arkadaşla bulunmayı da en kısa zamanda bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Abidin Bey. İyi akşamlar Okan Bey, arkadaşlar. İyi akşamlar. Okan Bey, ben de ekibe dahil olmayı aslında çok istedim. Sizinle hep konuşmuştuk bunları. Ama maalesef müsait olamadım. Her ne kadar gidemesek de gezdiğiniz bütün o alanları sizinle birlikte bütün kareleri gezmiş gibi oldum. Gerçekten sizinle beraberdim. Okan Bey, bilirsiniz Anadolu'muzda bir tabir vardır, maya çalmak diye. Siz, Dina Hanım, Nurten Hanım, Ayhan Bey, Şakir Bey mayayı çaldınız. İnşallah öyle inanıyorum ki bu maya tutacak ve sizinle beraber sadece Kazakistan değil, dünyanın birçok yerini, Kore başta olmak üzere, evet, hep beraber gezeceğiz diye inanıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Maya çalındı, yoğurt olacak. Evet. İnşallah. İçine bir de atomi probiyotik kattık mı çok daha sağlıklı olacak. Siz ilk adaysanız, evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, buradaki arkadaşlarla daha öncesinde birçok arkadaşla konuşuldu. Dolayısıyla bazıları uydu, bazıları uymadı, bazıları zorunluluktan gidemedi gibi şeyler oldu. Umuyorum daha da büyük katılımlarla çok daha güzel geziler olacak. Olması için tabii ki ne yapmalıyız? Sistemi tanımalı, sistem içerisinde olmalı, atomi sistemini değerlendirmeli ve atomi ile ilgimizi artırarak devam ettirmeliyiz. O bize farklı yollarda açacak. Evet. Bir başka arkadaşımız daha alalım. Muradiye Hanım. Merhaba. İyi akşamlar diliyorum herkese. Merhaba. Dinacığım, sevgilerimi gönderiyorum. Heyecanınızı dinlemek gerçekten çok büyük bir ayrıcalıktı bu akşam. Hepinizi hayranlıkla izledim. Çok şanslı buldum. Ayhan Bey, Nurten Hanım, Şakir Bey, gerçekten şanslısınız. Ve çok güzel değerlendirdiğinizi de gördüm bu gezileri. Okan Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir emek veriyor ve bu gezileri bize yansıtıyor çok güzel bir şekilde. Oradan izliyoruz. Ayrı ayrı heyecanlı hikayelerinizi dinlediğim için çok mutluyum bu akşam. Ayrı bir motivasyon kaynağı. Umuyorum sizin takım arkadaşlarınız da sizi seyrettiği zaman ayrı gurur duymuşlardır. Tabii ki ben de bu grup içerisinde bu şekilde gezilerde olmayı çok arzu ediyorum.
Bunun için de biraz daha çaba, biraz daha emek gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu heyecanları bizler de yaşarız. Fatih Bey ve grubu olarak hep beraber. Tabii ki bizler sizin bir kolunuzuz, devamınızız. Umarım biz de böyle hikayelere imza atarız. Biz de güzel bir şekilde anlatırız. Bunun için dediğim gibi örnek alıp bazı tutum davranışları ona göre hareket etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Heyecanınızı bizimle paylaştığınız için. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepinize. Selamlar, saygılarımı istiyorum. İyi ki varsınız. Evet. Mutlaka. Ben size. Teşekkür. Mutlaka hep beraber gideceğimiz, dostlukları yaşayacağımız, güzellikleri yaşayacağımız geziler kesinlikle olacak. Evet. Son Bey, bir arkadaşımızı daha Bakar alsak Bey. Mı? Buyurun, buyurun, buyurun. Özür dilerim. Son bir kez araya girmek istiyorum. Son bir kez yok, buyurun. Yok, bu toplantı için. Siz biliyorsunuz başarı hikayelerini anlatıyordunuz bir önceki toplantılarımızda. Benim başarı hikayelerindeki örnek aldığım kişi Dina ve sizsiniz. Çünkü gittikten sonraki profesyonelce hazırlanmış olan bu bizim için bu hazırlamış olduğunuz bu seyahati o kadar profesyonelce hazırlamışsınız ki hiçbir kusuru yoktu, müthişti. Her anımız zevkle geçti, dakikalarımız her dakikamız bana göre doluydu. Yeni bir öğrenme hevesiyle zaten biz oradaydık. Ama öğrenci gibi idik ve sizler de hani yavrularını toplayan öğretmenler nasıl böyle korur kollar. O şekildeydiniz yabancı bir ülkede olduğumuz için. Onun sevgisini tamamen hissettirdiniz. Gücünüzü hissettirdiniz. Ama benim mentorum, her şeyim, örnek alacağım kişiler sizsiniz. Dina Hanım'ın söylediği çok önemli bir laf benim hayatımı değiştirdi. Bakışımı değiştirdi Atomi'ye karşı. Ona izin verirsen Dina söylemek istiyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorsun ama çünkü Dine bana şöyle bir şey söyledi birlikteyken, benim yanımdayken, yani burada Türkiye'deyken şu lafı söyledi. Dedi ki kimin mağazasına şu kadar sayıda insan girip de alışveriş yapıyor? Hatırladın mı Dine? Yani Atomi'nin kendi mağazasındaki alışveriş yapan insanların sayısını gösterdiği zaman çok şok geçirdim. O şok bana yetti ve orada bir AVM'deki İnsan sayısı kadar alışveriş her gün gerçekleşiyor hesabında. Dedim ki bir gün ben de oralara gelebilecek miyim? Ama tabii ki onun için çok yol kat etti. Tabii ki yılları var, emeği var ve bir harcamış olduğu bir ne deniyor? Bedeli var. Her şeyin bir bedeli var o güne gelebilmek için. O da o bedeli ödeyerek, yaşayarak geldi. O bana örnek kişi teşkil etti. Bir kadın olarak, bir insan olarak. Siz de Okan Bey, çabalarınız, zekanızla, bizimle olan o davranış şekillerinizle, bize olan yakınlığınızla, Atomi'yi bize anlatmanızla çok ilerleyeceğiz. Ve ben de şimdi yanımda olan arkadaşlarımla farklı bir güçteyim, onu biliyorum. Başaracağız. Türkiye'de ses getireceğiz. Dina, seninle gurur duyuyorum. Kazakistan'da siz ses getirdiniz. Hangi park sizin sayenizde oralara geldi, onu biliyorum, gördük çünkü. Ekiplerinizi gördük. Sizi nasıl sevdiklerini gördük, size nasıl değer verdiğinizi gördük ve her şeyden önce o güzel hediyelerinize tanık olduk. Yani hem bize sizin vermiş olduğunuz hediyeler, hem size gelen, onlardan gelen o özel hediyelere tanık olduk. O beni çok gururlandırdı bir kadın olarak, çok mutlu oldum. Seninle gurur duyuyorum Dina'cığım, bir kadın olarak harikasınız. İyi akşamlar diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Ben de bu kadar içten duygularınızı paylaştığınız için herkes adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli, çok güzel tespitler vardı. Arkadaşlar, bu tespitleri birlikte yaşayacağımız günler ve geceler için Atomi ile ilgilenmeye devam edelim. Hakikaten büyük bir şirketle birlikteyiz. Bu büyük şirket aslında kollarını açmış tamamıyla bizim ondan ne kadar pay almamızı istediğimize bakıyor. Ve bunu da vermek üzere yapılanmış zaten. Cirosunun büyük bir kısmını da ne yapıyor? Bizlere dağıtıyor. Bizim gibi olan Atomi ile ilgilenen insanlara dağıtıyor. Bu cirodan ne kadar pay almak istiyorsunuz? Bunu siz önce kendiniz o ürünleri kullanarak, sonra da başkalarına bu ürünleri kullandırarak ne yapacaksınız? Buradaki modeli kullanmış olacaksınız. Harika bir model.
Gerçekten harika bir model ve hiç kimsenin zararına olmayan bir model. Hepimizin de karına olan bir model. Bu karı çok farklı şekillerde ne yapabiliyoruz? Hissedebiliyoruz. Öncelikle zaten kullanmış olduğumuz ürünleri atom ürünleriyle değiştirdiğimizde zaten bunları bir başka yerden, bir başka markadan satın alacağız. Ancak atom ile satın aldığımız zaman bu güzellikleri yaşamaya başlıyoruz. Sonra bu ürünleri değiştiren insanların sayısını kendimiz vasıtasıyla arttırdığımızda bu güzellikler beraber yaşanacak, daha güzelliklere kapı açıyor. Bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel toplantıları lütfen kaçırmayın. Yine hikayeler olacak. Arkasından şirketi tanıyacağız. Arkasından gerekli olan kazancı öğreneceğimiz dakikalar olacak. Lütfen bunları kaçırmadan ne yapalım? Devam edelim. Evet, zannediyorum alkış yapmak istiyorsunuz. Ya da konuşmak isteyen varsa seslerini açıp konuşabilirler. Buyurun Dina Hanım. Yok, gördüm ki parmak kaldırdı. Evet, evet. Nurten Hanım parmak kaldırma gibi ama bence alkış yapmak istiyordu. Çünkü yeni konuştu. Evet. Teşekkür ediyoruz herkese katıldığı için. Bir sonraki toplantıyı da gruplardan ne yapacağız? Şu ana kadar belki aksaklıklar oldu ama bundan sonra inşallah daha düzenli toplantılar yapmaya çalışacağız. Birlikte olalım. Arkadaşlarınızı da buraya davet edin. Davet etmek bizden, kararı onlar kendileri verecekler. Atomi'yi anlatmak bizden, kararı onlar kendileri verecekler. Ve hiçbir zaman için unutmamız gereken Başkan Hangil Park'ın ya da Park Hangil'in eğitimlerini ne yapmak? Dinlemek. Lütfen bu eğitimleri hem Atomians Akademi kanalında hem de Türkiye resmi kanalında ne yapabiliyorsunuz? Bulabiliyorsunuz. Her gün Atomi ile ilgili küçük bir videoyu izlemek, küçük bir dinleti dinlemek ve küçük bir konuşma yapmak sizin canlı olmanızı gerektirecek. Tabii ki atom ürünlerini kullanarak da. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.